Adil Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yönettiği ve örgütün Hava Kuvvetleri imamı olduğu öne sürülen firari Adil Öksüz ile sivil imamlardan Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in yakalandıktan sonra jandarma karakoluna getirildikleri ana ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Adil Öksüz'ün içinde bulunduğu jandarma aracı 16 Temmuz 2016'da saat 12.11'de Kahramankazan İlçe Jandarma Karakolu'na bağlı Kışla Karakolu Nizamiyesi'nden içeri giriyor. Adil Öksüz saat 12.12'de aracı sol arka kapısından kelepçesiz olarak indiriliyor. Aracın arka kısmında bir araya gelen Öksüz, Çiçek ve Oruç silahlı jandarma personeli eşliğinde karakola alınıyor. Saat 12.32'de aralarında Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in de bulunduğu bir grup şüpheliyi taşıyan iki binek araç jandarma nizamiyesi önüne geliyor. Araçlardan indirilen şüpheliler yürüyerek karakola alınırken, saat 12.42'de ise Batmaz ve Biniş birbirine kelepçeli halde görülüyor. İddianameye göre darbe girişiminin başarısız olduğu anlaşılınca Akıncı Hava Üssü'ndeki asker ve sivil darbeciler kaçmaya başladı. Darbecileri yakalamak için Kazan Jandarma Komutanlığı'nca oluşturulan ekip, Oruç ve Çiçeği, Fethiye Mahallesi'ne doğru kaçarken Akıncı Üssü istikametinde kalan tarla yolunda yakaladı. Jandarma ekibi 600 metre ileride Adil Öksüz'ü gördü. Patika yolda valizi ve el çantasıyla yürüyen Öksüz silah çekilerek durduruldu. Şüpheliler Kahraman Kazan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kışla Jandarma Karakolu'na götürüldü. Öksüz 18 Temmuz 2016 Pazartesi günü getirildiği Sincan Batı Adliyesi'nde Hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara itirazını da Asya Ceza Hakimi Çetin Sönmez delil yetersizliğinden reddetti. Öksüz 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karıştı. Öksüz 1 Eylül 2016'da yayınlanan 672 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında da Sakarya Üniversitesi öğretim üyeliği görevinden çıkarıldı. Darbe girişiminden yaklaşık bir ay önce eşi ve 3 çocuğunu Amerika'da yaşayan kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım'ın yanına bıraktığı belirlenen Öksüz, İçişleri Bakanlığı'nın terörden aranılanlar listesinde 4 milyon liraya kadar ödül verilen kırmızı kategoride yer alıyor.